Bizge yetken haberlerde aytilishicha beş keçede dua icabet bularken. Beş keçede. Bana şunu birincisi. Assalamu alaikum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, Alloh azza va jallaga shukronalarimiz bo'lsin. Bugungi kunimizni ibodatla o'tkazishlikka musharraf bo'ldik. Azizlar, Odam alayhissalom va Odam alayhissalomdan keyingi juda ko'p payg'ambarlarning ummatlariga Alloh haqqazza va jalla juda uzoq umr bergan ekan. Hatto ba'zilariga 1000 yil umr berganlar to'g'risida ham tarix kitoblarida bor. Juda uzoq umr bergan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni Alloh haqqazza va jallaga iltijo qilib boshqa ummatlar qiyomatda amallari rosa ko'pligidan faxr qiladi. Chunki qancha ko'p yashasa, shuncha amali ko'payib boradi. Mani ummatimning umri qisqa bo'lsa, ularniki oz bo'ladimi deganda, Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhi salomga sizga Laylatul Qadr kechasini bermadimmi deb aytgan. Ya'ni Laylatul Qadr kechasida qilingan ibodat 1000 oy ibodatdan ko'ra yaxshiroq. Xuddi shuningdek Alloh haqqazza va jalla ummati Muhammad alayhissalomda siz u bizlarni o'zini marhamati bilan mukofotlab ba'zan mana shunaqa fazilatli kunlarni bergan azizlar. Jumladan Laylatul Qadr kechasi fazilatli kecha. Juma kunlari, Arafat bo'ladigan Arafat kunlari, mana shunday hayit kunlari, ulug' fazilatli kunlar, shu kunlarda qilinajak ibodatlar boshqa kundagiga qaraganda darajati ko'p bo'ladi, fazilati ortiq bo'ladi. Ana shundaylardan bittasi bu shu kunlarda keladigan baroat kechasi. Hozir biz mana Sha'bon oyida turibmiz. Sha'bon oyida demak eng fazilatli oy. Oyisha onamiz radhiyallohu anha aytganlarki, payg'ambarimiz alayhi salomni eng ko'p roza tutgan oyini Ramazondan keyin shu Sha'bonda ko'rganman deganlar. Juda ko'p shu oyda roza tutardilar. Ya'ni o'z-o'zidan Ramazonga tayyorgarlik bu oy azizlar. Endi hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsak, internetda ba'zilar yozishni boshlayapti. Bu har yili qaytariladi. Juda qiziqda bir xilgi masalalar bor, har yili yangilanaveradi. Bu baroat kechasi bid'at ekan. Baroat kechasi to'g'risida sahih hadis yo'q ekan. Baroatda undoq ekan. Ey birodar, odamlarni ibodatdan qaytaryapsiz birinchidan. O'sha gaplashayotgan azizlarimizga aytyapmiz. Xo'p, sahih hadis yo'q bo'lsa, zaif hadisga amal qilmaydi degan birorta muhaddisni gapi bormi? Hadislarni ba'zilarini zaif degan, lekin usulda qoidamizda o'sha musalahal hadis ilmlarida, boshqa ilmlarimizda o'rgatiladi azizlar. Agar bitta ma'noni beradigan bir nechta zaif hadislar kelsa, o'sha hadis hasanga aylanadi. Yaxshiga aylanadi zaiflikdan. Baroat haqida juda ham ko'p hadislar kelgan, zaif bo'lsa-da bir xil ma'noni bergan ko'p hadislar bor. Qolaversa, qancha ulamolar bunga o'zlarining kitoblarida javoblarini bergan. Bu albatta hadislardan keltirilgan. Jumladan Abul A'lo Muhammad ibn Abdurrahmon Muborak Furi Sha'bon oyi 15-chi tunining fazilati borasida bir qancha hadislar bor bo'lib, ularning majmuasi uning shariatida ishonchli asosi bor ekaniga dalolat qiladi degan. Tuhfatul Ahvaz kitobini 3-chi juz 365-chi betida yozgan ekan. Endi mana shunaqa kitoblardan 20 dan ortig'ini men shaxsan ko'rdim. Ona shu ayni baroat haqida aytilgan. Shuning uchun biz bugun baroat kechasini hujjatlari undog'ida bundog'ida deb tortishmoqchi emasmiz. Kim xohlamasa qilmasin. Ixtiyori, bu ixtiyoriy narsalar bo'lsa aslida. Kim umid qilsa, namoz o'qiganlik uchun kechalari tahajjud o'qisa, roza tutsa, savobligini bilib turib shu ishni qilsa, albatta Alloh savob beradi. Jumladan mashhur mujtahid olim Imom Shofiy rahmatullohi alayhi shunday degan ekanlar.
بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. ولسلك إمام الشافعي رحمة الله عليه قند زاد بقلر مجتهد بقلر مناشو زاد أيتبتلر بزجة يتكن خبرلر دا أيتلشجة بيش كيشدة دعاء إجابة بولرك بيش كيشدة Mana shuni birinchisi juma oqshomi, ya'ni payshanbadan jumaga o'tar kechasi, qurbonlik kechasi, fitr kechasi, ya'ni Ramazon hayit kunlariga o'tadigan kecha, qurbon hayitiga o'tadigan kecha va Rajab oyining avvali va Sha'bon oyining nisfi, ya'ni o'rtasi. Sha'bon oyining eng o'rtasida kechasida qilingan duo mustajab deyaptilar. Mana shu bizga yetib kelgan xabar. Al-Um kitabını 1. cüz 264. betide beri yaptı bunu. Bazı hadislerini esle bötemiz. En ummul mu'minin Aişete radiyallahu anha qalet feqattu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyletin fekharactu atlubuhu feidâ huve bil beqi' râfi'un râsehu ile semâ. Aişe anamız radiyallahu anha ettiler ki men dediler bir günü keçkurun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir uyuda yatıp o keçkurun o zatını yukatıp koydum deyaptılar. Tursam yok iken hayran buldum. Arkalardan izlep bardım ve o zatını Baqi kabristanıda başını Osmanga karatken halette kurdum. Osmanga karab durgen ekeller bargendi. Mani aldı ki bargenlerimdeki o zat ettiler ki ya Ayşe, ey Ayşe أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يا عائشة سنة الله وأن الرسول سنن چتلند دي قرختين مي dediler. الله وأن الرسول سنن چتلند دي قرختين مي بنچالي خالق استب كيلدين ديگن معنى ده سورة يبدلر. شند عائشة ونمز ايتدلر كي وما بذلك يا عند إماز ولكن ظننت أنك آتيت بعد نسائك Men sizi menden başka kundaşlarımın üyüge kirdim ikin de oylandım. Çünkü arka izden keli odum dediler. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ettiler ki, bilesem mi dediler unge karab, bugünkü kundini meleğini. Tünde ayet yaptılar. İnne Allahe Teala yenzilu leyleten nisif min şaban ile semai dünya fe yeğfiru le ekthere min adedi şa'ri ghanem kalb ve huve ismi kabilem. Tirmizi İbn-i Vace ve Ahmet rivayet kıl. Ya'ni Rasulimiz alayhissalotu vasallam Oyisha onamizga qarab aytdilarki, bu kechada, ya'ni Sha'bonning yarimida, o'sha baroat kechasida Alloh yer osmoniga tushadi. Bu o'ziga xos bo'lgan narsa. Buni to'g'risida nima deymiz, chuqur ketmaymiz. Ya'ni Allohning tushishligi to'g'risida o'ziga xos bo'lgan narsa buni aytilmaydi. Va Rasulimiz alayhissalom so'zlarini davom ettirib aytibdilarki, mana shu kechada kalb kabilesinin koylarının tükünü adadından ham köproq adamda günahını keçiradi. O kalp degan kabile bo'lgan ekan Peygamberimiz aleyhisselam davrlarida ve bu en koyu köp kabile bo'lgan ekan. Mana şu koylarının tükleri necha mingta koy bo'lsa, shuncha tüki qancha bo'lsa, uni shuncha adamda günahını keçiradi dediler. Bayhaqi İmam-ı Tirmizi rivayet kıldı bunu, İbn-i Mace ve Ahmet rivayet kıldı bu hadis. Demek azizler bu keçede mana bir kança faziletler var. Ana o şunu hesabeden biz inşallah şu keçede eğer Allah'a istiğfar etsek, tövbe kılsek, yine de Allah Hakk Azze ve Celle bizini kub mukafatla bile mukafatlaydı. Ama Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhudan bölgen bir hadisini istedik koymak gerek. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhü eytediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Şaban yarımıda keçede karab kurup cemiki mahlukatlarını mahfiret kıladı. Meğer müşrik ve husumetçi bundan müstesna. Müşrikini Allah Ta'ala keçirmeseken hoş günü. Husumetçini hem keçirmeseken. Yani başka bir hadiste ginaçini degen. Ginaçini hem keçirmeydi şu günü degen. Demek biz ne kılışımız gerek azizler bu günü imkan kadar inşallah husumatımızı yok açışımız gerek. Ginamızı yok açışımız gerek birbirimizge.
Bu günü istiğfarımızı kopaytırışımız gerek. Bana şu günü yana başka hadisler var. Cüdeyim kub hadisler. Bayhaqide kelgen hadisler var. Peygamberimiz aleyhisselam aytadı ki bana şu baraat keçesi de adamlarda bir yıl mabaynede tuğuladigenini ve alemden ötedigenini bilgilenerken şu günü. Kimdir keyingi yilga bo'lmasligini bilmasdan u to'y qiladi, uy soladi. Lekin shu kuni belgilanadi azizlar. Va shu kuni rizqlar taqsimlanar ekan. Rizq ko'tariladi osmonga. Ana shuning uchun baroat kechasini ibodatli o'tkazmoq kerak. Bu demak 28 dan 29-chi kunga o'tar kechasi mana shu oyda 28-chi martdan 29-chi martga o'tar kechasiga baroat to'g'ri kelyapti. Necha asrdan beri baroat kechasini kechalarini qoyim qilib o'qilyapti. Lekin uni ichiga aytaylik 100 rakat namoz o'qilish kerak, mana bu mana bu mana bularda o'qilish kerak degan alohida ko'rsatma yo'q. Ana o'shalar yo'q. Lekin shuni tunini ibodat bilan o'tkazish. Aslida kim xuftan namozini jamoat bilan o'qib Bomdotda ham jamoat bilan o'qilsa, kechasi bilan tunaganda savobi beriladi. Mana shu kunda. Shuning uchun o'sha kunini iloji boricha xuftonda jamoat bilan o'qib, keyin tunini ibodatda o'tkazib, kunini roza tutib, Allohga istig'for qilsak, Allohga tavba qilsak, inshaalloh o'sha kunni barakotidan bizga nasib qiladi. Va bu kuni ko'proq duo qilishligimiz kerak. Bu kuni Alloh haqqo azza va jalladan keyingi yilimizni fayzini barakotini so'raylik va eng asosiy azizlar sizlarga buni aytayotganimiz g'aflatda qolmaylikki shuncha imkoniyat bor ekan buni aytaylik zaifini hasanini buni sahihini kovlash bilan vaqtni o'tkazishni o'rniga namoz bilan o'tkazsa bundan tashqari kunda namoz o'qisa ham savob bor o'zi aslida shuniga ketkizadigan vaqtini ibodatga sarflasa har qanaqa kunda savobi bor. Namozni o'qisin, salovatini aytsin, duolarini qilsin. Va siz azizlardan iltimos Alloh taologa duo qilinglar, mana bu kasalliklar ketsin, Ramazonni bemalol o'tkazaylik. Bugun mana ijtimoiy tarmoqda yana bir qancha kasal chiqqanini aytayapti. Biz Alloh taolodan so'rab qo'rqib turibmiz, Alloh bizdan mana shuni uzoq qilsin. Xatmi Qur'onni, fayzini, barakotini Alloh bizga nasib qilsin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar.